Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size hücresel solunumdan bahsetmek istiyorum. Hücresel solunum nedir? Besinleri kullanarak onların yapısında bulunan kimyasal enerjiyi kazandığımız olaylara biz hücresel solunum diyoruz. Buradaki amacımız ne? Besinleri harcayıp bunların yapısındaki kimyasal bağları ATP enerjisine dönüştürmektir. ATP enerjisi sayesinde vücudumuzdaki birçok olayı da gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi hücresel solunum temel olarak baktığımızda 3'e ayrılıyor arkadaşlar. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyon. İlk önce oksijenli ve oksijensiz solunumdan bahsedeceğim. Daha sonra ise fermantasyondan bahsedeceğim. Şimdi şöyle yapalım. İsterseniz ilk önce yazalım hücresel solunum için ne olduğunu. Canlıları enerji üretebilmek için üretebilmek için, tabii iki kere bilmek yazdım, için yaptıkları olaylara hücresel solunum denir. Hücresel solunum denir. Buradaki temel amacımız neymiş arkadaşlar? Enerji üretmek. Peki enerjiyi kaç şekilde üretebiliyoruz? Hatırlayın, ATP'nin üretim şekilleri vardı. Neydi bunlar? Fotofosforilasyon, oksidatif fosforilasyon ve substrat düzeyinde fosforilasyon. Şimdi bunları tabii ki tekrardan anlatmayacağım ama hücresel solunumda kullanacağımız iki fosforilasyon çeşidi var. Biri substrat düzeyinde, diğeri de oksidatif fosforilasyondur. Fotofosforilasyon nerede oluyordu? Fotosentezde, ki zaten bu konuyu anlattık. Biz hücresel solunumu kaça ayırıyoruz? Hücresel solunum 3'e ayrılır. Birincisi oksijenli solunum. İkincisi oksijensiz solunum. Ve son olarak arkadaşlar fermantasyon. Peki nedir fermantasyon, oksijensiz solunumdan farkı? İkisinde de aslında oksijen kullanılmaz ama fermantasyonda elektron taşıma sistemi de kullanılmıyor. Bu yüzden oksijensiz solunumdan ayırıyoruz arkadaşlar fermantasyonu. Biz hücresel solunumda ilk olarak oksijenli solunumu anlatacağız. O yüzden şuraya bir oksijenli solunum diyoruz. Oksijenli solunum. Arkadaşlar oksijenli solunum prokaryot canlılarda sitoplazmada ve hücre zarı kıvrımlarında, ökaryot canlılarda ise yine sitoplazma ve mitokondride gerçekleşir. İlk bilgimizi yazalım. Prokaryotlarda sitoplazma ve hücre zarı kıvrımları, ökaryotlarda sitoplazma ve mitokondride gerçekleşir. Peki oksijenli solunumun denklemi nedir? Denklemine bakalım. Arkadaşlar oksijenli solunumun denklemi fotosentezin tam tersidir. Yani şöyle bakın. Besin, yani glikoz C6, H12, O6 oksijenle tepkimeye girer. Daha sonra karbondioksit artı su oluşturur arkadaşlar. Ne oldu bakın? Tam tersi oldu. Peki burada hangisi neyin yapısına katılıyor? Fotosentezde neyse bunda da aynısıdır. Bakın karbonun gidebileceği tek yer neresidir? Karbondioksittir. Dolayısıyla gittiği yer burası. Hidrojenin gidebileceği yer neresidir? Sudaki hidrojendir. Buradaki besindeki oksijen karbondioksite gider arkadaşlar. Havadaki oksijen ise nereye gidecek? Suyun yapısına gidecek. Yani fotosentezin tam tersi olacak. Şimdi dedik ki mitokondride gerçekleşir. Mitokondrinin yapısından bir bahsedelim. Şuraya mitokondri demek istiyorum. Daha sonra oksijenli solunum basamaklarına geçeriz. Şöyle mitokondri. Mitokondrinin yapısı. Arkadaşlar mitokondri kloroplast gibi çift katlı zara sahip bir organeldir. Dış zar şu şekilde düz bir yapıya sahiptir. İç zar ise
oluşturmuştur. Bakın. Kıvrımlar oluşturmasının sebebi elektron taşıma sistemi elemanları buralara daha fazla yerleşsin, yani solunumun yüzey alanı artsın diye. O yüzden iç kısmı kıvrımlıdır. İçerisinde yine kendine ait bir DNA'sı, RNA'sı ve ribozomu bulunur arkadaşlar. Ve içindeki sıvıya özel olarak biz ne diyoruz? Matris diyoruz. O zaman kısımlarını yazalım. Bakın burası dışsar. Şuradaki yapı içsar. İç zarın kıvrımlarına özel bir isim veriyoruz. Biz bunlara krista diyoruz arkadaşlar. Krista ve elektron taşıma sistemi elemanları kristada bulunur. İçerisinde bulunan sıvıya ise ne diyoruz? Matris diyoruz. Matrisin yapısında aynı stroma gibi, yani kloroplast gibi DNA, RNA ve ribozom bulunur arkadaşlar. Ve böylece mitokondri kendini eşleyebilir, kendi proteinini sentezleyebilir. Tabii bunu kimin kontrolünde yapacak? Hücrenin kontrolünde, çekirdeğin kontrolünde yapacak. Mitokondrinin yapısı bu şekilde. Şunu da yazalım. Krista, ETS elemanlarının yerleştiği kısımdır. Matrix bulundurduğu DNA, RNA, ribozom sayesinde ne yapacak? Kendini eşleyebilir. Kendini eşler ve protein sentezi yapar. Protein sentezi yapar. Ayrıca arkadaşlar mitokondri için şunu da söylemek istiyorum. Çok çalışan organlarımızda mitokondri sayısı fazladır. Mesela çok çalışan organlarımız, diyelim ki çizgili kaslarımız. Buradaki hücrelerde mitokondri sayısı daha fazladır. Eğer egzersiz yapıyorsak normal bir insana göre daha fazladır. O zaman şöyle diyelim. Çok çalışan hücrelerde mitokondri sayısı fazladır. Sayısı fazladır. Evet, mitokondrinin yapısı özellikleri bu şekilde. Şimdi gelelim oksijen solunum basamaklarına. Bizim için bu basamaklar önemlidir. Şöyle bir başlık yazalım. Oksijen solunumun basamakları diye. Oksijenli solunumun basamakları. Şimdi arkadaşlar ben burada 4 tane basamaktan bahsedeceğim. Bunlar 1. Glikoliz evresi. İkincisi asetil koenzima oluşumu. Üçüncüsü Krebs döngüsü. Dördüncüsü de elektron taşıma sistemidir. Şimdi glikolizden başlayalım. Arkadaşlar glikoliz olayı tüm canlılarda ortak gerçekleşen bir olaydır ve oksijensiz solunumla fermantasyonda da görülür. Yani bu evreyi hem oksijensiz solunum hem de fermantasyon için bileceksiniz. Glikoliz evresi tüm solunum basamaklarında ortak olarak gerçekleşiyor diyeceğiz. Şimdi glikolizde ne oluyor peki? Glikoz molekülü aktif hale getiriliyor ve 3 karbonlu olan 2 tane pürvik asit oluşturuluyor. Bakın glikoz molekülü şu şekilde bir olay gerçekleşiyor arkadaşlar. Ne oluyor? Glikoz molekülünün aktif hale gelebilmesi için 2 tane ATP harcanır. Şöyle 2 tane ADP oluşur burada. ADP artı 2 fosfat. Bunun sebebi glikozu aktif hale getirmektir. Daha sonra glikoz molekülü parçalanarak, bu ATP sayesinde parçalanarak 2 tane NAD molekülüne hidrojenler bağlanır. Bakın glikozdan ayrılan hidrojenler bağlanır ve 2 tane NADH oluşur arkadaşlar. 2 tane NADH oluşur. Bu NAD molekülü solunumda hidrojen tutan koenzimdir. Fotosentezde hangi molekül tutuyordu? NADP molekülü tutuyordu. Burada ise NAD molekülü tutuyor, karıştırmayın. Daha sonra biz glikoliz evresinin sonunda ise 4 tane ATP üretiyoruz arkadaşlar. 4 ATP üretiyoruz ve böylece 2 tane pürvik
pürvik asit veya diğer bir adıyla pürvat da diyebiliriz. 3 karbonlu olan 2 tane pürvik asit üretilir. İşte glikoliz evresi bu şekilde sona eriyor. Glikoliz evresinde net olarak kaç tane ATP üretiliyor? Bakın 4 tane ürettik ama ikisini harcadık. O yüzden net olarak 2 ATP üretilir ve 2 tane de NADH üretilir. Peki bu NADH'lar ne oluyor? NADH'lar elektron taşıma sistemine giderek buradan geçiyor arkadaşlar ve NADH'lardaki hidrojen sayesinde ATP enerjisi üretiliyor. Aslında bir katkı sağlamış oluyor. O zaman yazalım. Şöyle diyelim. Üretilen NADH'lar ETS'ye aktarılarak ATP sentezinde kullanılır. Zaten ETS'yi anlatacağım size. ATP sentezinde kullanılır. Glikoliz için şunu da söyleyelim. Tüm canlılarda ortaktır arkadaşlar ve nerede gerçekleşir? Sitoplazmada. Tüm canlılarda ortaktır ve sitoplazmada gerçekleşir. Sitoplazmada gerçekleşir. Peki burada üretilen ATP üretim şekli nedir? Bakın substrat kullanılıyor. Bu substrat sayesinde ATP üretiliyor. O zaman nedir? Substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretilir. Substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretilir. O zaman substrat düzeyinde fosforilasyon tüm canlılarda ortaktır diyebilir miyiz? Evet. Eğer ki bu evre tüm canlılarda ortaksa bu olay da tüm canlılarda ortaktır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ayrıca glikoliz oksijensiz solunum ve fermantasyonunda ilk basamağıdır. Onu da yazalım. Oksijensiz solunum ve fermantasyonun da ilk basamağıdır. İlk basamaktır. Evet, bu şekilde glikoliz evresini tamamlamış olduk. Geliyoruz ikinci evreye arkadaşlar. İkinci evre asetil koenzima oluşumudur. Şöyle yana geçiyorum. Yazalım. 2 asetil koenzim A oluşumu. Peki burada ne olacak? Bakın eğer ki ortamda oksijen varsa pürvik asit mitokondriye girer arkadaşlar. İlk önce onu yazalım. Bakın. Ortamda yeterli oksijen varsa pürvik asit mitokondriye girer. O zaman bu evre nerede gerçekleşiyor? Mitokondride. Mitokondrinin matriks sıvısında gerçekleşir. Şimdi burada ne oluyor? Bakın iki tane pürvik asit. Bu pürvik asit kaç karbonluydu? 3 karbonlu. Bu iki pürvik asitten arkadaşlar iki tane asetil koenzim A oluşturacağız. Asetil koenzim A. Bu asetil koenzim A 2 karbonludur. Bakın 3 karbondan 2 karbona düşmüş. O zaman burada bir karbon çıkışı var. Arkadaşlar karbon kaybı olan yerde bakın 3'ten 2'ye düştüğü yerde açığa ne çıkacak? Karbondioksit. İşte burada 2 tane karbondioksit açığa çıkar. Karbondioksit açığa çıktığı gibi hidrojen kaybı da olur. Dolayısıyla burada yine 2 tane de NADH üretilir. Burada ATP üretimi yoktur. Ve ortama ne girer? Koenzim A girer arkadaşlar. Koenzim A girer. Ve böylece asetil koenzim A molekülü oluşturulmuş olur. İşte asetil koenzim A oluşumu bu şekilde. Peki bu evre nerede gerçekleşiyor? Bu olay mitokondrinin matriks sıvısında gerçekleşir. Evet, bu şekilde bu olay mitokondrinin matriks sıvısında gerçekleşiyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi gelelim 3. evremize. 3. evremiz nedir? Krebs döngüsü. Ya da buna sitrik asit döngüsü de diyebiliriz. Sitrik asit döngüsü. Evet, bu evrede neler oluyor bakalım. Şimdi arkadaşlar bu evrede
4 karbonlu olan bir bileşiğimiz var. Şöyle 4 karbonlu hazır olarak bulunan, yine mitokondrinin matrik sıvısında gerçekleşiyor. Hazır bulunan bir bileşiğimiz var. Bu bileşik 2 tane asetil koenzim A'yı, bakın yine 2 tane var bundan. 2 tane asetil koenzim A burada devreye girer ve 6 karbonlu olan 2 tane sitrik asit oluşturur. Sitrik asit. Bu yüzden zaten sitrik asit döngüsü diyoruz. Daha sonra arkadaşlar biz tekrardan bu 4 karbonlu bileşiği oluşturacağız. Şimdi 4 karbonlu bileşiği oluşturacağımıza göre 6 karbondan 4 karbona düşüyor. O zaman ne olacak? Karbon kaybı var. Bakın karbon kaybı. 2 karbon kayboldu. 2 tane de burada sitrik asit vardı. O zaman kaç tane karbondioksit açığa çıkacak? 4 tane. 4 karbondioksit açığa çıkacak. Buradaki sayılar önemli değil. Eskiden sayılar soruluyordu ama artık sorulmuyor. O yüzden bilmenize gerek yok arkadaşlar. Sayılar önemli değildir. Evet, 2 tane karbondioksit oluştu. Daha sonra arkadaşlar yine hidrojen molekülü ayrıldığı için 2 tane NADH molekülü ortaya çıkar. Ve burada bir tane daha molekül devreye giriyor. Bir koenzim A daha giriyor. Bir koenzim daha giriyor. Bu da FAD molekülüdür. İki tane de ne oluşacak? FADH oluşacak. FAD molekülüne hidrojen bağlanacak. Ve ATP üretimi gerçekleşecek tabii ki. İki tane de ATP üretimi gerçekleşir. İşte sitrik asit döngüsü bu şekilde gerçekleşiyor. Ortamda şu molekülün bulunması şarttır. Eğer bu bulunmazsa Krebs döngüsü başlamaz. Dolayısıyla oksijenli solunum devam etmez arkadaşlar. Oldukça önemlidir. O zaman burada şunu yazalım. Nerede gerçekleştiğini yazalım. Mitokondrinin matrik sıvısında gerçekleşir. Yine bunu da unutmayalım. Peki buradaki ATP üretimi nasıl bir ATP üretimidir? Yine organik bir madde mi kullandık? Bakın asetil koenzim A organik bir maddedir, substrattır. O zaman burada da substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretilir. Substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretilir. Şu zamana kadar anlatalım. Bakın karbondioksit çıkışı hangi evrelerde oldu? Asetil koenzim A'da ve Krebs döngüsünde. ATP üretimi nerede oldu? Glikolizde ve Krebs döngüsünde oldu arkadaşlar. FADH molekülünü sadece Krebs'te görürüz. Bunu unutmayın. NADH molekülü ise her 3 evrede de üretildi. Şimdi geçiyoruz son evremize artık. 4. evremiz elektron taşıma sistemi evresi arkadaşlar. 4 diyoruz. Elektron taşıma sistemi. Yani kısaca biz buna ETS diyeceğiz. Ben size ETS'yi şöyle anlatmak istiyorum. Hani daha basit bir düzeyde anlatmak istiyorum. Arkadaşlar şu bizim mitokondrimiz. Bakın şöyle kısaca mitokondriyi çizelim. Şimdi mitokondrinin bir kısmından alıp ben bunu büyütmek istiyorum. Bakın şu kısmını alalım ve bunu burada büyütelim. Yukarıdaki bir kısmını aldım. Şurası, bakın şöyle bir zar çiziyorum. Bu zar krista zarıdır. Bakın krista, hani içerideki kıvrımlar var dedik ya, kristadır. Şurası arkadaşlar bakın iki zar arasında kalan bölgedir. Yani zarlar arası bölge. Zarlar arası bölge. Şu alt kısımda matrikstir. Matrix. Burayı nereden anladık? Bakın. Zar şurasıydı. Görüyorsunuzdur inşallah. Zar şurasıydı. Şu kısım. Alt kısmında kalan yer içerisindeki sıvı yani matrix. Üst kısmında kalan yerde zarlar arası bölge. Şuradaki boşluktur. Şimdi burada ne oluyor? Burada elektron taşıma sistemi elemanları var. Arkadaşlar birkaç tane şöyle yapayım bakın. Elektron taşıma sistemi elemanlarını. Şöyle bunlar elektron taşıma sistemi elemanları ve zarın bir kısmında da ATP'yi üreten ATP sentaz enzimi vardır. Şu bizim, bakın bunun ismini bilmeniz lazım. Diğerlerinin ismini gerek yok ama ATP sentaz enzimidir. Peki ne olacak şimdi bu evrede? Buralarda neler olacak anlatalım. Hani biz önceki evrelerde ne üretmiştik? NADH molekülü ve FADH molekülü üretmiştik. Hemen matrikste bulunan, hani matrikste ürettik ya bunları. Matrikste bulunan NADH molekülü, şu
Şöyle NADH molekülü parçalanıyor ve NAD molekülü serbest kalıyor. Hidrojen arkadaşlar açığa çıkıyor. Bu hidrojen, bakın bu hidrojen şuradaki yolu kullanarak nereye gidiyor? Zarlar arası bölgeye gidiyor. Şimdi bu parçalandı. Bir sürü hidrojen bu şekilde zarlar arası bölgeye gidiyor. Bir de bizim FADH molekülümüz vardı. Aynı şekilde o da yine parçalanır. FAD molekülü serbest kalırken yine hidrojen nereye gider? Bakın şuradan hidrojen şu yolu kullanarak hop zarlar arası bölgeye gitti. Tabi burada hidrojenler ayrılırken bir de elektron ayrılır arkadaşlar. Bu elektron da şöyle renkli bir kalemle göstereyim. Buradaki elektron da şu şekilde taşınır. Bakın artı 2 elektron diyelim. Elektron buraya geldi. Daha sonra elektron şu şekilde arkadaşlar taşınıyor. Şöyle elektronlar yine aynı şekilde buradan da 2 tane elektron geliyor. Bu şekilde elektronlar taşınıyor. Ve bu taşınan elektronlar en son matrikse kadar geliyor. Buradaki elektron işimize yarayacak. Daha sonra bakın burada bir hidrojen birikimi gerçekleşti. Bakın sürekli burada hidrojen birikiyor. Bu hidrojenler eğer ki birikirse buradaki asitliği artırmaz mı? Artırır. Asitlik artarsa ne olur? Mitokondri zarar görür ve solunum gerçekleşmez. Dolayısıyla burada hemen ATP sentaz enzimi devreye giriyor. Bu enzim diyor ki ya diyor benim özel bir yolum var. Hidrojeni geçirebildiğim bir yol. Ben buradaki hidrojeni alayım. Şöyle aşağıya aktarayım. Bakın hidrojeni alıyor arkadaşlar. Buraya aktarıyor. İki tane hidrojen aktardı. Daha sonra bu her hidrojen aktardıkça ne oluyor? Bu ATP sentezin kafası dönüyor ve ATP üretiyor. Burada ATP üretimi gerçekleşiyor. Şurada ADP artı fosfat vardı. Ne oluyor? ATP üretildi. Her hidrojen geçtikçe. Peki bu hidrojeni ve elektronu buraya çeken kim? Bakın oksijenli solunum dedik. Ama hiç oksijenden bahsetmedik. Peki oksijen buranın neresinde? İşte burada arkadaşlar. Oksijen buradaki elektronu çeker. Bakın 1 bölü 2 oksijen diyelim. Artı hidrojenle birleşir ve neyi oluşturur? Su molekülünü oluşturur. İşte su oluşumu ve oksijenin kullanıldığı yer burasıdır. Dolayısıyla su oluşumu da gerçekleşti. ATP üretimi de gerçekleşti. Burada oksijen kullanarak ATP ürettiğimiz için biz bu ATP üretimi olayına ne diyoruz? Oksidatif fosforilasyon diyoruz. O zaman yazalım. Ne yazacağız? Bu olayın nerede gerçekleştiğini yazalım. Mitokondrinin krista zarlarında gerçekleşir. Krista zarında gerçekleşir. Neler kullanılıyor arkadaşlar? NADH ve FADH'lardaki hidrojenler kullanılarak ATP ve su üretilir. ATP ve su üretilir. Karbondioksiti önceki evrelerde üretmiştik. Suyu bu evrede üretiyoruz. Burada şunu bilmenizi istiyorum. Burada son elektron alıcısı nedir? Son elektron alıcısı oksijendir. Bunu bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Mutlaka sorulur. Son elektron alıcısı kimdir, nedir diye. Son elektron alıcısı oksijendir. Mitokondrinin krista zarında gerçekleşir. NADH ve FADH'lardaki hidrojenler kullanılarak ATP ve su üretilir arkadaşlar. Evet, bu şekilde bizim olayımız gerçekleşiyor. Bakın oksijenli solunum böylece sona eriyor. Bundan sonra anlatacağımız konular oksijensiz solunum ve fermantasyon konularıdır. Bir sonraki videoda bunları anlatacağım size. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.